96'dan mutlu akşamlar Bursa Spor'la birlikte biz de sezonu açtık, yayınlarımıza başladık. Artık her hafta 96'da kıymetli yorumcularımızla birlikte Bursa Spor'u değerlendireceğiz. Bugün Bursa Spor'un efsanelerinden, efsane kaptanlarından biri konuğum Ali Nail Durmuş. Onunla birlikte Bursa Spor yeni mersin Yurdu maçını tartışacağız. Bursa Spor'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar Orada hocam, olmakten. hayırlısı olsun. Yeni sezonumuz inşallah Bursa Spor için de çok güzel olur. İnşallah teşekkür ederim. Önce burada seninle beraber olmaktan, Line TV'de olmaktan mutluyum. Ee, hem yeni yayın, yeni program sana ve televizyona hayırlı olsun Line TV'ye. Aynı zamanda da takıma da yeni sezonda başarılar diliyorum. Kesinlikle hocam. Hocam ilk maçımızı oynadık. Mersin İdman Yurdu, yeni Mersin İdman Yurdu e, takımıyla. Ve bir birlik sonuç ortaya çıktı. Bursa Spor ilk ilk yarıda e, Çağatay'la öne geçti ama ikinci yarıda e, Mersin İdman Yurdu'nun e, baskın oyunu onlara golü getirdi. 1-1 olduktan sonra Bursa Spor yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, skora etki etmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Şimdi ilk başta bir maçın içini konuşalım. Ondan sonra konuşacağımız çok konu var. Mesela bu konulardan bir de Bursa Spor'un minareli çavuşta oynaması. Yani o konuya sonra gelelim isterseniz. Biraz maçın içine girelim istiyorum ben. Nasıl bir mücadele oldu size göre? Şimdi e, şöyle bir genel bir açıdan baktığımda 2-3 tane maddiyi e, maddeyi söylemem gerekiyor. Buyurun. Bunlardan bir tanesi, şimdi Bursa Spor takımı içeride kendi sahasında oynuyor. Dolayısıyla ev sahibi olan takımın avantajları vardır. Bu avantajlar yoktu bugün yani maçta. Evet. Neydi? Seyirci yoktu. Evet, en seyircisiz güç, bir maçtı En zaten. büyük güç. İki, kendi sahasında stadyumunda oynamadı. Evet. Dolayısıyla iki tane önemli avantaj yoktu ev sahibi olarak Bursa Spor'un. Ee, Üçüncü avantajı neydi Bursa Evet genç bir kadro ama 2-3 yıldan beri beraber oynayan dolayısıyla genç kavramının deneyimli oyuncu kavramının artık e, yaş anlamında bakıldığında e, yaş olarak aslında deneyimli bir kadro. Evet. Oyun deneyimi oyuncuların bu ligde oynama deneyimi oldukça fazla. Dolayısıyla baktığımızda e, maçın öncesinde Bursa Spor'un avantajları diye soracağımız, yeni Mersin'e göre çok daha büyük cami olması, futbolda bir marka olması, marka bir şehir olmasını kara bırakarak söylüyorum. Ee, böyle sadece düz mantıkla baktığımda bu avantajlar yoktu. Sağın içine gelince, sağın içinde şunu gördük maçın içerisinde. Ee, bunu seninle de yayın öncesinde biraz paylaştık. Ee, aksiyonları izlediğimizde, oyun içerisinde. Bursa bursaspor adına özellikle 3. bölgede ve pozisyonlarda çok öne çıktığını görüyoruz. Evet. Ve bireysel anlamda e, eğer biraz daha dikkatli olabilseydi, tercihlerini biraz daha doğru yapabilseydi attığı gol dışında 2-3 tane daha gol e, atabileceğini veya attırabileceğini görüyoruz. Oyunun e, belli bölümünde, özellikle ikinci yarının başında, o ikinci yarının ilk çeyreği olan bölümde... Evet. Yeni Mersin'in ciddi anlamda pozisyon ürettiğini, özellikle sağ tarafımızdan çok geldiğini gördük ve savunmada bazen pozisyon, bazen adam alan savunmasında sorun yaşadığımızı, yine aynı şekilde Mersin'e karşı attığımız goldeki önde baskı ve savunma zaafına benzer bir savunma hatasıyla gol yedik. gol yediğimizi görüyoruz. Sonra son bölümde öyle bir hale geldi ki oyun son bölümde özellikle her çıkış Mer yeni Mersin takımının savunmasının açık vermesini ve antrenmanda bile çok e, kolay bulamayacağınız alan ve e, adam eksikli eksikliğini yakaladı Bursa Spor. Bunları değerlendiremedik. Evet. Oradaki son final paslarında değerlendiremedik. Bazen de yine bir pozisyonu konuştuk. Bazen de e, hakemin tercihlerinde orada belki doğru kararlar verilebilseydi e, yine maç kazanılabilirdi. Sözün özü şöyle söyleyebilirim. Bunu tamamen Bursaspor'un özelliğinde ve Bursa içinde bulunduğu durumun, takımın içinde bulunduğu durumun hepsini daha detaylı ifade etmek üzere kenara rezerv olarak koyarak söylüyorum. Her maçta puan almak önemli. Evet. Yani futbol denilen oyunda her maçta cebine puan koymak gerekir. Kaldı ki seyircisiz, minerali çavuş, Bursa Spor'un marka değerini Asla ifade etmeyen bir e, lokasyonda evet. oynanan, oynanan oyunda e, kazanabileceğimiz bir oyunu e, beraber beraberle bitirdik. Yine de dediğim gibi e, o az önceki rezervi kenarda bırakarak konuşuyorum. E, puanla başlamak iyidir. Cümlesine çok kızarım. Özellikle Bursa Spor'san karşında Yeni Mersin o da bir camiye saygı duyuyorum. Ama Bursa Spor'la kıyas kabul etmez. Dolayısıyla e, hayırlı olsun diyelim. Yani bir birlik skora e, fazla moral bozmamamız, bozmamamız, gerekiyor. gerekiyor diyelim. E, bir puanla başladı Bursa Spor. Hadi bakalım bundan sonra ne olacak göreceğiz. Peki hocam yeri gelmişken zaten sahanın içindeydik. Sahanın içinde kalmaya devam edelim. Hı -hı. E, siz de dillendirdiniz. İşte Minareli Çavuş'ta olması e, ve Bursa Spor'un stadyumunun e, Sütaş Timsah Park'ın hazır olmaması bence çok büyük bir handikap. İşte dediğiniz gibi maç öncesinde birkaç ev sahibi lehine olan kriterlerin bir anda yok olmasına sebebiyet verdi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mineral Çavuş'ta Bursa Spor'un oynamasına? Şimdi bu kararın neden, niye alındığına ilgili açıklama yapıldı. Evet. Sağ hazır değil. Evet. Yani stadın bazı, bazı bölümlerinde istersen. bazı sorunları sorunlar var, evet, problemler var. Evet. Dolayısıyla bundan dolayı da böyle bir karar alındı. Evet. Şimdi şöyle bakalım olaya. Buyurun. Ee, karşı, karşı cepheden bakalım biraz. Şimdi Yeni Mersin takımının oyuncusu, karşındaki ilk hafta rakibi Bursa Spor. Evet. Bursa Spor'un içinde bulunduğu sorunları Türkiye'de bilmeyen yok. Evet. Dolayısıyla sporun içerisinde herkes bundan haberdar, farkında. Evet. Ama karşında bir marka, tarihiyle e, futbol kültürüyle gerçekten bu ülkede damga vurmuş ve her zaman var olacak bir camia var. Onunla maça geliyorsun, oynadığın stat minerle çavuş. Onu Biri, da mı motivasyonu düşürür demek istiyorsunuz hocam? Yani, yani şöyle şöyle bakayım bakıyorum olaya e, cesaretini arttırır. Ha cesaret artar. Cesaret tamam. artar. Yani bu şeye benzer, ee, yani gözünde istesen de istemesen de gözünde büyüttüğün bir yapının karşı karşıya geldiğinde bu halde olmasına önce üzülür, sonra şaşırır, sonra da cesaretlenirsin. Bu cesareti vermiştir önce minerli çavuş tercihi ki mecburiyetten olduğunu ifade ediliyor. Evet. Ama bu şu soru gelebilir akla, bu stat, bu fikstür, bu lig ne zaman oynanacak tarih belli değil mi? Belli. Neden hazırlanmadı? Evet, O soruyu sormak gerekir. Hocam iki tane aslında soru var. Yani şöyle ben hem e, Bursa Spor Cephesi'nden evet buranın hazır olması gerektiği anlamda söylediklerinize katılıyorum. Ayrıca bir de Federasyon Cephesi'nden olaya yaklaşıyorum. Evet e, sahanın bazı bölgelerinde gerçekten çimlerin yanmasından dolayı sıkıntılar var kabul ediyorum ama e, şimdi ben evimde TFF Birincilik'te maçlar izliyorum. Bakıyorum sağ zeminlerine çok kötü. Onların maçlarını o zaman niye farklı statlara vermediniz? Yani burada biraz bir çifte standart görüyor gibi oluyorum. E, TFF tarafından. Hani Bursa Spor'a acaba çok mu e, yükleniliyor bu konuda? Yani sağ zemininin bazı bölgelerinde evet sıkıntı olabilir ama işte e, örnek de vereyim. Sakaryasporla en son kim oynadı? Ümraniye oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, sağ zemini çok kötüydü. Yani. Şimdi federasyonla Bursa Spor ilişkisini değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir kere ilişki çok menfi. Yani Federasyonun spora bakışı. Açar mısınız biraz hocam bunu? E şimdi çok somut örneği var. Alınan ceza ceza miktarı. Evet ve hala bu yeni sezonda ilk maçta da evet, çektik bunu. Evet. Dolayısıyla o cezanın yani müte mütekabiliyet ilkesine baktığımızda o o takımla ilk maçtaki yaşananları hepimiz Canlı yaşadık, gördük. Evet, evet. Şimdi iki tane, iki, iki ayrı şehirde oynanan futbol oyununun sonunda yaşanan olayları değerlendirdiğimizde bir takıma iki maç, bir takıma dokuz maç. Evet, sonra soru, yediye indi. Sonra yediye indi. Şimdi cezadan zaten fark ediyoruz Bursa Spor'a federasyon nasıl baktığını. Ama bir şey daha fark ediyoruz. Bursa Spor'un federasyonda temsil anlamında, hakların korunması ve savunulması anlamında yetersiz kaldığını eksik kaldığını, belki de hiç kullanmadığını, korunmadığını, hakların savunulmadığını da yaşanan sonuçlardan e, görüyoruz. Evet. Şimdi böyle olduğunu, yani o somut örneği verdiğimizde gelelim e, hemen sezonun başlangıcına. Evet. federasyonda burada. Nasılsa baskı gelmiyor. Hesap soran yok. Bursa Spor Takımı zaten kendi iç sorunlarıyla kendi içeride yaşadığı sorunlarla boğuşurken, mücadele ederken 8, 9, 10 ayrı fikre ve anlayışa bölünmüş. Evet. Böyle böyle bir bölünmüşlüğün, böyle bir yalnız içerideki çatışmanın olduğu bir Bursa Spor'a federasyonda zaten gerekli şeyi, desteği veya hesap sorulmadığı için de gerekli tavrı göstermiyor müspet müsbet anlamda. Bu çok doğaldır. Bu şeye benzer. İnsanlar duygulardan oluşur hepimiz gibi. Şimdi hakemler bir hedefi oynayan, kitlenmiş büyük marka olan, arkasında taraftarın, camianın, basının, yerel ve ulusal basının her anlamda destek olduğu veya o güçlü e, markayı sahaya yansıtan Burspor'a karşı nasıl maç yönetirler? Şimdiki Burspor'a karşı nasıl maç yönetiyorlar? Evet. Düşersen, yani sahipsiz kalırsan, bir bütün olamazsan, ...böyle bölünmüştük, çok sessizlik hakim olursa bir camiaya... ...hakemler, federasyonlar, basın, özellikle ulusal basın... ...o anlamda her türlü darbeyi onlarda vurur. Hayatım gerçeği böyledir. Bu sporun maalesef en çok bize acıtan tarafı da... ...böyle bir camianın, böyle bir markanın, böyle bir ismin... ...önce kendi içinde, kendi içinde, kendi şehrimizde, burada... O birliği, beraberliği sağlayamaması bunun fırsat bilen anlayışın da belki fırsat, belki şöyle diyebiliriz. Şimdi güç her zaman etkilidir. Evet. Alınan kararlarda menfi, müsbet değil mi? Evet. Şu anda Bursa Spor'un ismi, markası, tarihi şehrin e, o katma değeri dediğimiz unsurlar dışında somut elimizde ne var? Hiçbir şey. Evet. 2B'de evet, forma iki giyen de. Vakıfköy patentli genç çocuklarımızın Ekon. olduğu, ekonomik sorunların yönetimsel şu an sorunların konuşulduğu evet. dile getirildi. Taraftarlar arasında farklı görüşlerin destekleme, desteklememe gibi durumda olduğu, herkesin içinin acıdığı, Bursa Spor'un yeri burası mı diye konuştuğu. Tüm Türkiye'nin konuştu Evet. Bir pozisyonda Bursa Spor. O açıdan e, şöyle söyleyeyim. Federasyon Uzun yıllardır Bursa Spor'a ciddi anlamda olumsuz yaklaşmakta ve Bursa Spor'un sahipsizliğini adeta cezalandırarak ortaya koymaktadır. Hocam şöyle de bu konuyla alakalı olarak ben Mineral Çavuş'ta maçtaydım. Tabi devre arasında Stadyumun dibinden ayrılıp bir çay kahve içmelik bir durum söz konusu oluyor. Başkan da oradaydı. Başkana bu konuyu da sorduk tekrardan. Yani Ankara Demirspor maçına stadyumun yetişip yetişemeyeceği anlamında çalışmalar olup olmadığını sorduk. O da detaylı şekilde anlattı. Stadyumun belli bir bölgesinde e, havalandırma olmadığı için o bölgede çimlerin yandığını e, ne yaparsanız yapın buna engel olamadığınız ama şu an tekrar bir müdahale olduğunu söyledi. Hatta dün yani pardon e, maçı oynadık pazar günü cumartesi günü federasyon temsilcileri tekrar gelip bakmışlar yani Hı. stadyuma. Belki Ankara Spor maçını e, bizim Sütaş Timsah Park'ta oynama durumumuz söz konusu olabilir. Yani bu sıcak bilgiyi de vermiş olalım şimdiden. Ya, güzel. E, i̇nşallah da öyle olur. Ya Tabii ki. Sonuçta e, Bursa Spor'un e, sadı, tamam tarihi ve sadı Bursa Türk sadıdır. Evet. Orada yıllarca oynadık biz. Evet. Ondan sonra ama o yıkılmıştır. Şu anda Bursa Spor'un sadı bellidir. O stadda oynanması e, gerekir. O stadın içerisinde Bursa Spor daha farklı bir e, görüntü ortaya koyacaktır. Ama yanmış, sararmış ne olmuş yani zemin ortadan mı kalkmış? İşte, ne evet. olmuş yani onu evet. anlamadım. Yani orada sararmışsa orada diyelim ki e, Çin bölümü yanmış toprak zeminim mi ortaya çıkmış? E oynanır. Oynanan bir sürü stat var. İşte. O futbolcunun en büyük sağlığı için tehlikeli olan o Suni Çin e, patentli, Suni çim destekli Garip garip sağlar var. Evet. Bunlar dizlere, bileklere, bağlara inanılmaz zarar veriyor. Evet. Dolayısıyla bu tür sağlarda oynamaya izin veren federasyon bir bölüm yanmışmışmış mı yani? Ondan mı oynamış? İşte yani iki cepheden de baktık yani, <laughs> Değerlendirmiş olduk <laughs> hocam. O anlamda Anladım. yani hem Bursa Spor'un da burada işte sezon başında müdahale edip bu noktalara gelmemesi gerektiğini söyledik. Aynı zamanda bir de federasyon tarafından da bize göre yanlış olan bir, e karar, bir karar karar olduğunu değerlendirdik. Evet. Peki hocam, sahanın içine tekrar dönecek olursak. Siz, Bursa Spor'u yakından takip eden birisiniz. Gençlere de sürekli destek veren birisiniz. Tabii. Bursa Spor'da, bu yeni sezonda şöyle bir durum da ortaya çıktı. Evet, Bursa Spor'un geçen sene oynayan 3 tane abi dediğimiz futbolcusu vardı. Belki Enver Şahin'le tekrar anlaşılma durumu söz konusu. Ona bir parantez açıp tekrar döneriz ama. Şimdi mesela Hasan Ayaroğlu ve Kubilay yok. Enver Şahin de bu maç dahilinde de yoktu. Hmm. Sanki böyle biraz... Yani evet tecrübe anlamında belki bu genç kardeşlerimiz oynamıştır bu geçen sene bu ligde. Şimdi tecrübeli dediler ama işte hakeme baskı anlamında, e, rakip takımla diyalog anlamında bunun eksikliğini çekiyor muyuz hocam? Yani mutlaka çekiyoruz da bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi genç oyuncu, evet. yetenekli oyuncu, aynı zamanda deneyimli oyuncu ne deri? Bir iki cümleli ifade edeyim. Buyurun. O yüzden önemli. Şimdi sadece hakeme baskı dan ziyade o önemli mutlaka tabii ki. Ama burada daha önemli olan şey şu. Bir futbol takımının işte oyun aklı, sahne beyni, oyunun gidişatına göre karar verebilme, ona göre oyunun temposunu ayarlayabilme, zaman zaman oyunun, rakibin baskısını kırabilmek için o ortaya bazı tavırlar koyabilme gibi özellikler, davranışlar çok gereklidir. Deneyimli oyuncular bu tür bu tür olayları çok kolay. Yani tehlikeyi gelirken sezer. Dolayısıyla ona göre de önlem alır evet. sahne içerisinde. Bu açıdan deneyimli oyunculara ihtiyaç vardır. Şimdi gençlik önemlidir. Çünkü gençlik direnç demektir. Gençlik baskı, tempo, mücadele edebilme, ikili mücadeleye girebilme ve bunu sürekli devam ettirebilme anlamına gelir. Evet. Çünkü futbol sonuçta ikili temas, temas oyunudur. İkili mücadele oyundur. Ne kadar ikili mücadele kazanırsan o kadar rakipten oyuncu eksiltir ve alan elde edersin. Her elde ettiğin alan fethedeceğin yer olan rakibin kalesini seni yaklaştırır. Bu açıdan e, şimdi deneyimli oyuncu ihtiyaç vardır ama söylüyorum mutlaka takımın içerisinde e, teknik adam, Yalçın Hoca takımın içerisinde bir artı o olmadığı zaman başka bir oyuncu, bir artı bir mutlaka oyunun kendisini temsil eden oyun içerisindeki bu tür durumları e, geçişleri e, iniş çıkışları e, değerlendirebilmesi için görev vermiştir vermelidir şimdi Hasan Ayaroğlu'yla Kubilay, Kubilay gitti gitti benim için çok önemli değil Evet yani ben bu iki oyuncunun verdiği hizmetler için Burspor'a teşekkür ederiz ama e, bunların baktığımda izlediğimde Burspor'a katkı anlamında verdiklerine baktığımda gitmelerinde pek bir beis görmüyorum açıkçası Evet. Enver Şahin'in biraz daha farklı bir özelliği var. Neden? Üçüncü bölge anlamında o oraya taşıma ve orada üretme anlamında etkili bir oyuncu. Heyecanlanıyor yani. Tabii. Şimdi mesela biz Çağatay'ı bu maçta Çağatay'la yeni Mersin arasında geçen gibi geçen My bir, oyun gibi, gibi evet. düşünüyoruz. Neden? Evet. Çünkü bütün pozisyonlarda Çağatay var. Evet. Attığı gol de keza. Yarattığı, ürettiği pozisyonlarda da keza. Şimdi Enver Cenk Şahin bunun bu özelliğinin, yani bugün Ortaya koyduğu performansın Çağatay'ın deneyimlisi, kalitelisi, daha üreteni. Ayrıca bir Çağatay silahı olur bir de Enver Cenk Şahin olur. Tabii yani bir sağdan bir soldan bir merkezden dolayısıyla rakibi zorlamak için ihtiyaç vardır. Enver Cenk Şahin eğer bu Spor'la tekrar bir anlaşması olursa katkı sağlayacağını evet. ve abilik pozisyonunu sağda, kaptanlık pozisyonunu, deneyimli oyuncu pozisyonunu yapabileceğini düşünüyorum. Diğer açıdan baktığımda da evet hep söylüyorum. Bunu ısrarla söylüyorum. 17 yaşında Bursa A takımında forma giymiş olmanın rahatıyla söylemiyorum sadece. Evet. Şu açıdan söylüyorum. Artık dünyada 17 yaşında, 18 yaşında oyuncular için çok genç, deneyimsiz kavramı kalkıyor kullan neredeyse. Kullanılmıyor. Evet, kullanılmıyor. Tabii kullanılmıyor. Çünkü neden kullanılmıyor? Ölü noktaya gel gelindi ki o oyuncular aşağıdaki bütün kademelerde oynayarak çok fazla oynayarak kendi yaş gruplarında yukarıya çıkıyorlar. O açıdan oyunsal anlamda e, deneyimleri, tecrübeleri ciddi anlamda fazla oluyor. İkincisi çıktıkları kademede A takım kademesi neyse o seviyede orada belli bir süre orada oynamanın zorluğunu yaşıyorlar. Ama avantajları var. Avantajları şu. Şöyle düşünsene. Şimdi tamamının genç olduğu, beraber aynı yaş gruplarından oynayarak gelen bu spor altyapısında forma giymiş. Evet. A takımı hedeflemiş oyuncu grubunun 2-3 yıldan beri Beşiktaş'ta bir takımdan bahsediyoruz. Şu şu değil olay. 3 tane genç geldi A takım kadrosuna girmeye kalktı. A takım kadrosunda çok deneyimli, çok yetenekli hani bizim eski tabirle papaz dediğimiz oyuncu grubu yok. Olduğunu düşün. Çok daha zor. Evet o çok daha zor. Çok daha zor. oluyor hocam. Yani, yani şimdi onu yaşadık. Eski, yaşadık eski dönemlerde yaşadık. Tabii evet. çok zor. O yüzden. Sadece Bursa Spor'da değil her takımda oluyor. Her oluyordu. takım için geçerli evet. bu. O yüzden orada kademeli genç oyuncu kademeli A takıma monte edip onun üzerine onu orada uzun süreyi oynatmaya yönelik bir planlama yapılır. Buradaki olay şu. Şunu demeye çalışıyorum. Bu çocuklar Vakıfköy patentli. Evet. Bursa Spor altyapısının merkezi olan hepimizin geldiği ve A takımı hedef diye ortaya koyan yerin yerden gelen oyuncular. Ve 2-3 yıldan beri beraber oynuyorlar. Artık deneyimliler. Ve bu kademede de oynuyorlar. Oynadılar. Evet. Ee, şimdi burada teknik adamın yani Yalçın Hoca'nın bu oyuncu grubu içerisinde ki onun demecini de söyleyerek aslında katkı anlamında söyleyebilirim. Bu da aynı şeyi Yalçın Hoca da aynı şeyi söyledi. Artık deneyimliler dedi. Evet. Genç değiller dedi. Yani gençlik denilen şey başka bir şey. Gençlik denilen şey şöyle işte az önce ifade ettiğim gibi sahada mücadele etmeyi sağlayan yaş ve sağlık ve fizyolojik durumda olmak. Bizim çocuklar böyle. Ama oyunsal anlamda ve oynama deneyimi anlamında artık tecrübeliler. Bu açıdan da Yalçın Hoca bunu doğru e, ne derler işte Bazen rotasyon dediğim gibi oyuncu kadrosuyla, bazen oyuna müdahaleyle, bazen de formasyonla yani sistemin oyun hangi sistemle oynayacağı ile ilgili vereceği, yapacağı atraksiyonlarla, vereceği kararlarla bunu kullanacaktır. <laughs> Ve böylece de daha verimli, daha efektif bir hem oyun hem sonuçlar alınacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam Yalçın Hoca'yı dillendirdiniz. E, sosyal medyada da çok tepki geldi. Hatta biz de basın tribünde de konuştuk. Şöyle ki, e, işte Bursa Spor ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı mersin Mayurdu'nun e, şuursuzca baskı kuracağını hepimiz biliyorduk. E, çünkü onların da e, tabii 3. ligden 2. lige yeni çıkmış olmalara rağmen iyi ayakları var. Yani e, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, ve 45. dakikadan işte gol olan 57. dakikaya kadar mersin Mayurdu tam Üç tane pozisyon kaçırdı. İkisi kafa biri ayak, ayak yani. olmak üzere. Sonra dördüncü, 57. dakikadaki de gol oldu. Evet gerçi o bizim e, sol bek oynayan Kerem Kök kardeşimizin bir hatasıyla oldu ama yani o gol daha önce de gelebilirdi. Şimdi burada Yalçın hocam oyuna müdahale edebilir miydi bu gol öncesine kadar diye. Evet sizinle beraber top oynadığınız bir arkadaşınız. Bunu eleştiri anlamında söyleyin diye söylemiyorum hocam da hani belki bir takım gol olduktan sonra bunları söylemek çok kolay ama e, bir şey bekliyorduk biz de basın mensupları olarak oyuna müdahale belki ya oyun içinde sizin biraz öncesinde dediğiniz gibi veyahut da oyuna girecek yeni iki tane dirençli adamla bu baskıyı kırabilme anlamında e, sosyal medyada da eleştiri geldi Yalçın Hoca'ya. Tahmin ediyorum ki ilk yarı bir sıfırlık galibetten sonra ikinci yarının o başlangıcından sonraki yani o üçüncü çeyrek dediğimiz 60 65ten sonra e, böyle bir e, hamleyi düşündü. Onu planlamıştı büyük ihtimalle. Dolayısıyla o yüzden o 45 ile 57 gole kadar ki golden daha netti o diğer 3 pozisyon. Evet, yani evet, evet. Daha netti. Ee, devre arasındaki planlaması büyük ihtimalle oyunun ikinci yarın başında A, 45'ten sonradan. Oyunun başında, ikinci yarın başında yine tempo orta sahada ikinci bölgede yine baskıyı yapmak, kazanılan toplarla geçişi yapıp ondan sonra planlamıştı ama işte oyun planla olmuyor sadece. Bir de uygulamasında evet, uygulama. uygulamasında sıkıntı olabiliyor. Orada artık ikinci araba başlıktan sonra o 57'ye kadarki bölümde ne yapabilirdi? Belki erken bir oyuncu değişikliği yaparak o akınları kesmek üzere hamle yapabilirdi. Ama dediğim gibi eleştiri zaten sonuç üzerinden bakarak eleştirmek çok daha kolay. Evet. Teknik adamların en önemli özelliği şu olmalı. Olması gerekiyor diye düşünüyorum. 21 yıldır teknik adam olarak çalışan biri olarak söyleyeyim. Kendi adamı en azından. Kendi fikrim bu. Şimdi bazen oyun çok iyi giderken hiç kimsenin görmediği nereden neyin gelebileceğini sezebilmek, ona göre hamle yapabilmek. Bazen e, oyun içerisinde skor ve birilerine göre bir sorun yok, problem yok, neden müdahale ediyor dediğinde gel, gelmesini muhtemel gördüğün, hani yukarıdan bakarsın orada bir kar topudur ama o çığa dönecek. Ama onu görmek için o, o şeye öngörüye sahip olmak gerekir ya. Teknik adamların bazıları bu özelliğe sahiptir. Ben de bu yapıyı savunan bir teknik adamım. E, o açıdan işte skora aldanmadan e, hamle yapmak lazımdı. Ama dediğim gibi eleştirmeden eleştirmiyorum. Şöyle söylüyorum, büyük ihtimalle Yalçın Hoca niyeti oydu. Çünkü biliyorum, teknik adam olarak bakış açısını anlayabiliyorum. İkinci yarın başından sonra, ilk bölümden sonra hamle yapacaktı. Ama maalesef e, gol geldi. E, şöyle, şöyle düşün, golden sonra, bir birden sonraki bütün o atakları düşündüğünde aslında oyun planı 1-0 iken onun çok daha fazla olduğu, o pozisyonun çok daha fazla olduğu bir hale dönüşecekti. İşte o golü yememek lazımdı. Orada biraz zamanlama e, hatası demeyelim. Bir bakış açısı, bir yorum. Yalçın Hoca'nın yorumu e, 45 devre arasında değil, ikinci yarı başlıktan sonra yapmak üzereydi. E, dolayısıyla bu yorum gol olunca maalesef e, biraz eleştiriye, evet, eleştiriye izin verdi. Zaten hocam yani maç sonunda bunları konuşmak çok kolay. Önemli olan işte maçtan önce bunları... E, algılayabilmek. diye evet. Teknik direktörlerin görevleri Tabii elbette bunlar da. Yalçın Hoca da istemez yani böyle olsun. Yani... Şunu, şunu demek lazım Volkan'cığım. Böyle yani şöyle e, ifade ederek net olsun. Böyle deneyimli oyunun gidişatını etkileyebilecek hem yetenek anlamında hem deneyim anlamında oyuncusu az olan takımlar da bizim gibi takımlar da teknik adamların liderliğinin hata yapma lüksü yok. Evet. Dolayısıyla teknik adam takım olmak zorunda Bursa Spor. Yani Yalçın Gündüz'ün takımı olmak zorunda ki orada olabilecek panik hali, zaman zaman telaş, zaman zaman baskı, baskının getirdiği ürkeklik, korku, güvensizlik gibi durumları teknik adam hem davranışıyla hem oyuna müdahalesiyle hem taktik anlamdaki yorumuyla çözmek zorunda. O yüzden Yalçın ho Hoca'nın işi kolay değil. Zor. Şimdi hani şöyle olur. E, dinleyenler daha net anlasın diye söyleyeyim. Buyurun. Şimdi e, kendimi söylemeyeyim hadi. Hani takımda diyelim ki bir yer için var. Oyun kitlemi çok kötü. Bir tane girer bir frikik bir şut gol. Veya işte, işte Bataş'a vardır. Bir pozisyon bulur. Golü yapar. Bütün iş çözülür. Evet. Biz de öyle bir oyunculuk da kendimi söylemeyeyim. Hani şimdi Ali Nihal kendisi bunu diyorlar derler. İşte Hocam sizi bilen biliyor zaten. Elde, elde işte elde böyle bir sorun olduğu zaman o zaman taktik adam takım olmak zorunda. Tahmin ediyorum Yalçın Gündüz'ün verdiği mesajları da dinlediğim için söylüyorum. Taktik adam takımı ve bir bireye kişiye bağlı değil, bir oyuncuya bağlı değil, bir bütünün takımı yapmaya çalışıyor Bursa Spor'u. Ee, oyun iki yönlü bir oyun, top rakipte top sende. Dolayısıyla top rakipteyken topun arkasına geçen, alanları daraltan ve rakibe zaman imkanı vermeyen, düşünme imkanı vermeyen bir anlayış. Kazanınca da çok çabuk çıkan, kanatları kullanan ve girdiğini de gol yapmaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyor. umarım başarır. Temenni de başarması tabii ki. Peki hocam, şimdi baktığımızda tabii maçı değerlendirdik. Yalçın Hoca'yı değerlendirdik. işte bu sahada oynamayı değerlendirdik. Ama Bursa Spor'u daha Geniş bir perspektiften bakalım. E, Bursa Spor'da tabii e, bir başkanlık süreci. E, Recep Güney e, seçimde başkan oldu ve Bursa Spor'la alakalı oldu. geçmişe dönük e, evrakları inceleyip hatta Çalışma Bakanlığı'na kadar dosyaları götürdü verdi. <laughs> Şimdi e, böyle bir durum mu bir kenara koyalım? Elbette Bursa Spor'u zarar olan kim varsa gerçekten hepsi cezasını çeksin. Onda bir sıkıntı yok. Ama bir yandan da ee, bu sürecin böyle işleyemeyeceği ve Bursa Spor'un acilen e, bir başkanlık e, seçimi yapıp işte isimleri e, ayuka çıktığı için söylüyorum. Alay e, aday oldu. İşte ben bu takımı işte bir iki sene içinde gerekli yerlere getireceğim şeklinde demekleri de var. Ama hani başkanlara Recep da ben bu işler bitmeden bu başkanlık görevini bırakmayacağım. Eğer bırakırsam işte Bursa'nın büyük sanayicileri isim de vermeyelim. Onların ismini telaffuz ederek eğer o şekilde bırakırım şeklinde bir demeci oldu. Yani ortada bir kör dövüş var bu anlamda. İşte bu kör dövüşün de çözülmesi gerekiyor. Hem iki taraf içinde. Hem Recep Güney, Başkan Recep Güney tarafından hem de işte aday olacak kişiler veyahut da alay tarafından. Siz bu konuda hani şu anlamda soruyorum bu soruyu hocam yanlış anlaşılmasın lütfen evet Alay Başkan olsun Recep Günay çıksın başkanlıktan insin diye konuşmanızı yapmanızı istemiyorum zaten. Genel yorumunuzu merak ediyorum bu konuda. Tabii ki. Ee, şimdi şu anda Bursa Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Recep Günay. Evet. Recep Günay Başkan'ın başkanlığı ile ilgili yönetimin başkanlığı bırakmasıyla yönetimin Bursa bırakması bırakmasıyla ilgili kurallar, kaydeler belli. Dolayısıyla yönetimin olağanüstü konga kararı alması. Evet. Veyahut da Mayıs'a kadar. Ondan sonra ya da Mayıs'a kadar devam, edecek, devam bir süreç. edecek bir süreç. Bir tanesi bu. İkincisi Recep Günay'ın Günay vaatleri var. Evet. Her başkanın olduğu gibi. Diğerlerine döneceğim. Vaatleri var. Takım, saha içindeki saha skorları. Evet ekonomik anlamda sürdürülebilirlik ve sağ skorları olumlu olursa sağ sonuçları ekonomik anlamda da sürdürülebilirlik eğer gerçekleşirse Recep Güner başarılı olmuştur. Evet. Dediğiniz doğru. Sürdürülebilirlik önemli işte. Başarılı olmuştur. Eğer ekonomiyi devam ettiremezse çünkü bu takımın bu cami yani yani bir Bursaspor futbol takımının e, ee, hani şey vardır böyle sabah gün doğduğu andan itibaren diğer gün doğuncaya kadar sürekli masrafı var. Evet. Bunu sürdürebilirse tebrik edeceğiz, başarılı Zaten sayacağız. Zaten bu da dilleniyor. Hani eğer öyle bir şey olursa süper. Tamam. Evet. Şimdi bu fırsatı, bu imkanı, bu zamanı vermek gerekiyor. Ben ilk başkan olduğu zaman şöyle bir şey paylaştım sosyal hesabımda. Recep Güney Başkan'a başarılar diliyorum ve yönetimine destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü neden? Sonuçta Bursa Spor Kulübü'nün bir aday mı vardı o zaman? Evet yoktu. Yoktu. Ne yaptı Recep Başkan? Çıktı, aday oldu ve Bursa Spor Kulübü Başkanı oldu. Şimdi önce bir şeyi bir e, süreci bir doğru değerlendirmek İzlemek gerekiyor. ve i̇zlemek do gerek. doğru, gerekiyor. etmek gerekiyor. Evet. Sağda başarılı bir Bursa Spor sonuçlar itibariyle ekonomik anlamda da sürdürüle, sürdürülebilirliği sağlayan, oluşturan bir bütçe e, uygulaması olursa Recep Güney başarılıdır. Evet. Şu anda bu aday sürecin başındayız. Başındayız şu anda o yüzden bu süreyi bu zamanı vermek ve izlemek gerekiyor. Aday olanlara gelince aday olanlara. Evet. Aday olanların sağ skorlarında başarısızlığı ekonomik anlamdaki e, zararları e, sabittir. Daha Şimdi önce yaşandıkları deneyim, yaşanmışlıkları için. Tabii, tecrübeye te bakarsak evet. hani sen ve ben ikimiz X ikimiz burada birimiz aktif devam eden şu anda birimiz de aday olan biri olalım. Evet. Şimdi bir tanesinin bakacağız göreceğiz. İzliyoruz. Evet. Hani yakinen izliyoruz. Diğerinin Sonuçlarını yaşadık, gördük, değil mi? Gördük. Evet. Dolayısıyla ben olaya şöyle bakarak değerlendiriyorum ve böyle bakmaya devam edeceğim. Bir Bursa Spor gibi bir takımın başkanlığına ve yönetim kurulu oluşumuna talipse birileri nelerle karşı karşılaşabileceğini, neyi vaat ettiğini e, ortaya koymalıdır ve ve görmelidir. Biz bunu biliyoruz. Evet Şu anda ben kendi Ali olarak bu takımın 9 sene formasını giymiş. Kaptanlığını yapmış. Ee, bu, bu Ali Nail ismini Bursa Sporu, e, Sporu sayesinde elde etmiş. Bu camiye çok çok iyi bilen bir kaptan olarak şunu söylüyorum. Şu anda Recep Güney Başkan'ın ve yönetiminin aynı zamanda teknik kadro olan Yalçın Hoca'nın ortaya koyacağı performansı tamamen tarafsız objektif gerçekten ahlaklıca izlemek gerekiyor. Evet. Ondan sonra başarısız olurlarsa zaten gerekli hesaplar tırnak içerisinde hesap dediğimiz şey sonuçta görev bırakma, istifa etme, ayrılma gibi. Evet. Olacaktır. Ama başarılı olmalarını yürekten temenni ediyorum. Çok istiyorum çünkü bu takım sonuçta bizim takımımız. Evet, bu sezonun kötü olmasını kimse Tabii. Ondan Ama sonra, işte maalesef ki. işte biraz zaman, biraz zamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Biraz şu anda Minerli Çavuş'taki oynanan maçın oynanması evet. eksidir. Evet. İki, sadın halen, halen hazır olup olmayacağının belli olmaması eksidir. Eksidir. Bunlar yönetimsel idari anlamda bunlar eksi haneye yazar. Şimdi sağ skoru iç sahada e, başkanı istifa etmiş gelip gelmeyeceği belli olmayan diye söylenen yeni Mersin karşısında alınan e, birbirlik beraberlik eksidir. Evet, evet. Üç tane eksiyle ilk hafta geçildi. Takip ediyoruz. Bakacağız. Son söz. Diğer aday olacak olan arkadaşlar, başkan adayları, e, onlarla ilgili şunu söylerim ben. Yeni bir başkan adayı, ekonomisi, bütçesi, yönetim kurulu, kadrosu, evet. E, Bursa'daki bütün o hep söylediğimiz bütün o dinamiklerin hepsinin bir araya getirebildiği bir anlayışla varsa eyvallah. E diğer gelenler hani şeye benziyor yaşadık. Yaşadık bugün iki, iki katrilyona yani eski parayla evet. yakın borç. Kimden geldi ya? Kimlerden geldi? Bunların içerisinde yüzde otuz yüzde kırk, yüzde elli pay olanlar yani dağıtalım bu şeyi. 6-7 kişiye dağılır değil mi evet, bu? Evet dağılır. %10'dan %70'e %80'e evet, 80 e, evet. değil mi? O açıdan son söz tekrar Recep Günay yönetimine, kendisine ve yönetimine biraz da zamanın ve sabrın gerekliliğini düşünüyorum. Size ekleme yapayım hocam. Şöyle ki, çünkü başkan kararını aldı, devam edecek. Bizim de Bursa spor camiası olarak, Bursa şehri olarak takıma destek vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bursa Spor takımının forma göğüs reklamı yok. Çünkü neden? Bu yönetime kimse destek olmak istemiyor. Evet işte şimdi öyle bir şey ki bu. Hani kişisel hesapların eğer hep söylerim ben Bursa Spor bu şehirde bu şehrin en üst marka değeri ise bugün geldiği noktanın çok önemi yok. Ondan sonra. Dolayısıyla o açıdan şu anda bu şey yoksa, bu şey yoksa bu desteği vermeyenler eğer güvenmediği için mi vermiyor yoksa yıldırmak e, bırakmalarını sağlamak birilerin gelmesi için ön açmak mı? Evet iki, iki türlü de düşünülebilir. Yani o zaman Bursa Sporluk nerede kalıyor? Ve Bursa Spor'un da acilen tabi maddi anlamda rahatlamaya da ihtiyacı tabii ki var. Tabii o yüzden destek vermek gerekiyor. Hepimizin destek vermesi gerekiyor. Hocam son söz Karaca Bey yani ben artık buna derbi evet Bursa içinde olduğu için derbi ama hani buna derbi demeye de dilim var. Çünkü biz şehir olarak buraları değil Süper Ligi hatta Avrupa Kupaları'nı temsil eden bir takım olmamız gerekirken küçük bir Bursa derbisi oynayacağız. Karacabey Karaca Karaca bizim şirin ve güzel bir ilçemiz. Dolayısıyla Karacabey içinde de Bursa sporla oynamak özel bir durumdur. Bursa spor için Karacabey'le oynamak güzel bir durumdur. Öyle bakacağız. Yapacak başka bir şey yok. Yeni Mersin'le yeri geldi. Kimlerle oynadık yani? Evet. Hani oynadığımız takımlara baktığımızda her camia değerli ama. Yani Karacabey iyi bir camia. Evet. Ee, gerçekten. Diğer oynadığımız takımlara böyle daha iyi evet, bir camia. Öyle ve Güzel bir camia. Doğru yapılanan bir camia. Benim de, ben de zamanında orada hocalık yaptım. Güzel bir camia. Güzel bir maç olacak ama Karacabey iyi bir takım. İlk haftaki mağlubiyetine kimse aldanmasın. Bu ligde zirveyi zorlayabilecek bir takım. Bu yapılanma için olan bir takım. Zor maç. Her iki takım için de zor maç. Bizim için de, Karacabey için de. Şimdi şöyle diyorum, gönlüm. Evet Karacabey, benim gönlüm şu. Bursaspor'un kazanmasını istiyorum. Evet. Hak eden kazansın, Bursaspor kazansın istiyorum. Karacabey de bizim güzel e, Şirin ilçemizin yatırım yapan, doğru yapılanma içinde olan Karacabey'in de başarılı olmasını istiyor. Evet. O yüzden böyle keyifle maçı izleyeceğiz. Bursaspor'un kazanmasını da temenni ederek tabii. Peki ki. hocam çok teşekkür ederim. geldiğiniz konuk olduğunuz için Rica çok keyifli bir program yaptık. Sezonun ilk programını yapmak da sizinle birlikte beni de çok mutlu etti. Bir kez daha çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.